Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun 10. yılında buradasınız. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Ben bisiklete binmeyi 38 yaşımda öğrendim ve bisikletli dünyaya adım attım. Fakat bisikletli dünyada kadınların çok az olduğunu gördüm. Kadın arkadaşlarımla beraber hadi bir yollara çıkalım dedik ve dikkat çekmek için de kafamıza, bisikletlerimize çiçekler, süsler ve tüller taktık. 2013 yılında çıktık yollara. Biz 5 kişi gelir diye tahmin ederken 2013 yılında bir anda karşımızda 200 kadını görünce şoka girdik ve bu hareketin başladığını o zaman fark ettik. Amacımız daha çok farkındalık yaratmaktı. Daha çok kadının bisiklete binebilmesi için başlattık bu hareketi. Biz Otomobilsiz Kentler Günü'ne denk gelen haftada yapıyoruz özellikle. Çünkü biz yolların belli günlerde, özellikle pazar günü, belli yolların trafiğe kapatılmasını istiyoruz. Bunu talep ediyoruz. O zaman insanlar araba gürültüsünün ve egzoz kokusunun ne kadar aslında insana zarar verdiğini görecekler. Ve bu sessizliğin herkese çok iyi geleceğini düşünüyoruz. Çünkü şehirler çok gürültülü. Egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu diyoruz. Kadın sokağa çıkarsa dünya değişir. Bu etkinlik 10 yıl önce İzmir'de başladı ama bugün dünyanın 32 ülkesinde 200 şehrinde eş zamanlı olarak yapılıyor. Örneğin bu sabah saatlerinde, yani bizim için sabah saatlerinde, Yeni Zelanda'nın Auckland ve Dunedin şehirlerinde yapıldı. Birkaç saat önce Hindistan şehirleri yaptı. Endonezya, Malezya, Azerbaycan şu anda doğu şehirlerimiz yapıyor. İşte Van, Şırnak, Yüksekova şehirlerinde yapılıyor ve yavaş yavaş güneye, batıya doğru geliyor. Bizimle beraber bu saatlerde Fransa, İsveç, Almanya, İspanya, bizim için akşamın diğer saatlerinde Amerika, Meksika ve Kanada. Ben İzmir'de yaşıyordum bu turu başlattığımızda. Milano'ya yerleştim bundan 6 yıl kadar önce. Ve orada ben de kadın arkadaşlarımı bu etkinliği yapmaya davet ettim. Mesajları bütün şehirlerin ortak ama her birimizin belki bu meydana çıkmasının arkasındaki motivasyon farklı olabilir. Hindistan'da kadınlar ilk kez kendi hakları için sokağa çıktılar. Yani kadın eylemi diye bir şey yok ve 2 yıldır bu yapılıyor. Ya da İran'da kadınların izin istemesi ve bisiklete toplu halde binmek istediklerini iletmeleri ama izin alamamaları. Mısır'da kadınların aynı talepte bulunması, izin alamamaları ama ısrarla her yıl yeniden devam etmeleri. Avrupa şehirlerinde otomobilsiz pazarlar kullanılmaya başlandı. Bunun gibi etkiler görüyoruz. Bisiklet heyecanını yaşamak için, hemcinslerimle birlikte bu coşkuyu yaşamak için buradayım. Ben bisiklet kullanmaya yeni başladım ve bu beni heyecanlandırıyor. İşin açıkçası bir hobi olsun diye ve yaşama daha fazla hareket katılması için bisiklet kullanmaya başladım. Aslında ulaşım aracı keşke imkanları yer verse de daha fazla kullanabilsek. Bence olabilir. Yani mesafe uygun olduğu sürece otomobilden çok daha güzel bir ulaşım aracı olabilir. Bugün buradayım. Hafta sonu tatilim vardı ve böyle bir sokakta kadınlarla beraber birlik bilincini hissedebileceğim bir yerde olmak beni mutlu ediyordu. Ve aynı zamanda gelip insanları gözlemlemek, içlerindeki o süslenme motivasyonunu görmek beni de mutlu etti ve buradayım. Bisikleti kendi hayatınızda ne kadar kullanıyorsunuz? Olabildiğince sık kullanmaya çalışıyorum. Özellikle İzmir'e taşındığımdan beri İzmir'de kullanıma gayet açık bir şehir olduğunu düşünüyorum. Haftada en az 2 kez bisiklet kullanıyorumdur. Geçen sene balkondan izledim. Çok hoşuma gitti. Seneye nasip olursa ben de katılayım diye düşündüm. İyi ki katılmışım. Çok mutlu oldum. Çok güzeldi. Herkes gülüyor, seyirciler gülüyor. Biz de onlar gülünce biz de mutlu bir şekilde el salladık, güldük. Ben burada çok kullanamıyorum ama yazlıkta Kuşadası'nda kullanıyorum. Çok isterim. Trafikten ötürü. Yani ara yollar çok dar. Bisiklet için çok uygun olduğunu zannetmiyorum.